Zaten gerçekten orada insanların merhametin bir yerinin olmadığı çok belli. Çünkü bu komünist sistemde insanlar, çok fazla insan var zaten. Bir tanesi eksilsin ne olur mantığında hayvandan bile daha aşağı görülüyor. Bakın mesela Ho Chi Minh şöyle söylüyor bir sözünde. Milyonlarca savaşçımızı feda edecek de olsak yıllar sürecek bir direnme savaşına kararlıyız diyor. Yani milyonlarca kişinin ölmesi, hayatını kaybetmesi onun için hiçbir şey ifade etmiyor. O sadece oradaki fikri mücadelesini kazanmak istiyor. Fikri mücadelesini kazandıktan sonra, karşı tarafı savaştan caydırdıktan sonra insanın hayatlarını kaybetmesi hiçbir şey ifade etmiyor ona. Ve direnme savaşımızın başarıya ulaşacağına eminiz diyor. Neden olduğunu da bakın hemen bir sonraki cümlelerinde açıklıyor. Devrim tüm dünyayı atom bombasından daha güçlü, en gelişmiş teknolojilerden daha yaratıcı olan şeyin örgütlü halk olduğunu kanıtladı diyor. Bu nasıl oluyor peki? İdeolojiyle oluyor işte. Çünkü Vietnam'da halk nasıl örgütlendi? Komünist ideolojinin çatısı altında örgütlendi. Ne oldu? Mesela Amerika milyonlarca ton oraya bomba yağdırdı. Herhangi bir sonuç alabildi mi? Alamadı, hiç kimse alamaz. O şekilde hiç kimse bir sonuç alamaz. İsterseniz dünyanın en güçlü ordusuna sahip olun, dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip olun. Böyle bir ideolojinin karşısında eğer ideolojiyle durmayacaksınız, hiçbir şekilde sonuç alamazsınız. Zaten biliyor böyle olacağını, o yüzden baştan böyle konuşmaya başlıyor Ho Chi Minh ve gerçekten de dediği gibi oluyor. Şimdi zaten örgütlü halkın yani komünizm altında örgütlenmiş olan halkın ancak bu şekilde karşı koyulacağını, bu şekilde yenileceğini sadece Ho Chi Minh değil başka liderler de söylüyor. Mesela Mao da söylüyor. Won Nguyen da söylüyor. Mesela Won Nguyen şöyle söylüyor bir sözünde. Savaştığımız bölgedeki halktan yiyecek, cephane ve en önemlisi de diyor. Bakın en önemlisi dediği kısmı gerçekten çok önemli. Manevi destek almazsanız gerilla savaşını en fazla 6 ay sürdürebilirsiniz. Demek ki kendilerine yani gerilla savaşında gerilla savaşında kullandıkları milis kuvvetleri eğer 6 aydan fazla manevi desteksiz bırakırlarsa güçlerini kaybediyorlar. Fakat eğer manevi destek olurlarsa başka hiçbir şey olmasa da silahları da eksik olsa, sayıları da eksik olsa kazanacaklarını söylüyorlar. Ve gerçekten de tarihte böyle olduğunu biz görüyoruz. Afın, merhametin, vefa duygusunun olmadığı bir sistem komünizm. O yüzden kendi içinde propaganda malzemesi olarak kullandığı güya sosyal eşitlik, güya işte herkesin aynı hakkı sahip olması gibi konuları kardeşlerimize hiçbir şekilde kanmaması gerekiyor inşallah.